Merhabalar arkadaşlar, ben Eren. Kısa bir süre önce Age of Civilizations 2 oyununun ilk bakış videosunu yayınlamıştım kanalda. Yorumlarda bayağı istendi oyun. Seri şeklinde yap, seri yap denildi ve ben de oyunu bayağı beğendim çünkü. Seri yapayım dedim ben de. Ufaktan oyunu biraz oynadım. Şu şekilde ilerledim. Anadolu Selçuklu Devleti'yle. Bu sınırlarda şurası benim Bizans vasalım, Macar da vasalım şeklinde ilerledim ama bugün oyuna bir güncelleme geldi oyuna ve AI geliştirildi bu güncellemede. Çünkü benimkinde bayağı bir basitti, bakalım şimdi nasıl olacak. O güncellemeden sonra ilk defa giriyorum oyuna. Selçuklu'yu seçiyorum yine. Nasıl gidişatımızı zaten oyuna başladıktan sonra anlatacağım. Neler yapacağımız falan. Batımızda Bizans, doğumuzda daha doğrusu güneyimize mi diyelim? Eyyubiler, doğumuzda da beylikler vesaire. Yani şu şeye göre bayağı güçsüz bir devlet Selçuklu ama kolay bir şekilde gelişebiliyor etrafındaki devletler vesilesiyle. Hemen oyna diyelim, başlayalım. Bir dakika, şu ayarları yapmayı unuttum. Şu şekilde Selçuklu'yu seçelim. Şuradan seçeneklerde AI saldırganlık %125'miş. Bak mesela bu yoktu. Bu ayarlanmış, %125 ne oluyor yani, direkt saldırıyor mu anlamadım. Bunu %100 yapalım o zaman. Daha önce denemedim ama %125 yani sürekli saldırıyor mu onu bilmiyorum. Başka bir şey de yok, tamam. Selçuklu şeklinde başlıyoruz. Oyunun müzikleri de bayağı güzel bu arada. Siz duyuyor musunuz bilmiyorum ama kısıtından bayağı. Müzikleri de bayağı güzel. Şimdi teknoloji olarak üretim değil de vergi. Abanıyorum vergiye. 13 tane. 3 tane bundan. 3 tane bundan. 2'şer tane de bundan. Sonrasını da şunları da bir kolonizasyon maliyetiymiş. Koloni daha önce şey yapmadım. Şu şekilde bir yönetim abanalım. Yönetime 2'şer mi veriliyor? Pardon. Üretim gelirine gerisini verelim. Şimdi bunları vergileri öncelikle arttırıyorum bu kadar. Malları şu sınırda tutuyorum her zaman. Hepsini yatırımlara da şu şekilde yapıyorum. Ve gelirimiz 892 başladık şu anlık. Burada büyük bir ordumuz var. Bu orduyu da Nide'ye sevk ediyorum. Çünkü Klik Yermeni Krallığı asıl ordusunu Adana'da tutuyor. Bu yüzden direkt hızlıca bitirmek için. Şimdi tur atlıyorum. Bir tur daha atladım. İlk 4 tur savaş ilan edilmiyor biliyorsunuz. Söylemiştim ilk bakış videosunda. Şimdi buraya yetiştir diyelim. 1500 kişilik bir ordumuz oldu. Buraya 20. Şu an hareket puanım yok. Şuraya 300 kişi yollayalım. Buraya da 20. Kalanını da şuraya bas. Tamam, savaşa hazırız. Şimdi stratejimiz şu yönde olacak. Bulgarlarla ilişkiyi geliştireceğiz. Harzemşahlarla ilişkiyi geliştireceğiz. Oyun boyunca bu devletlerle ally kalacağız, ittifak kalacağız. Zaten Bulgarlar da bizle ilişki geliştiriyor olacak zamanla. Yani oynadığım 5 oyunun 5'inde de öyle oldu çünkü. Bundan sonra da savaşa başlayacağız şimdi. Diplomatik olarak savaş ilan ediyoruz. Şimdi Sen buraya. Sen Adana'ya. Sen de buraya. Tamam. İlk hareketimiz bu şekilde olacak. Buradaki 3 kişilik ordusunu aldık.
Karaman'ı da aldık. Adana'yı da çok kolay bir şekilde aldık ve buradaki ordusunu da aldık. Şimdi buradaki 160 kişilik orduyu buraya yolluyorum. Ki ordu basabilir çünkü. Saldırabiliyor. Tamam, biz daha önce davrandık ve bitti. Şu anda savaş hızlıca şimdi. Tamam. Hemen Anadolu Beyliklerinin tarafına gidiyoruz. Şuradan bize barış şeyi yollayacak şimdi. Tamam. Barış müzakeresi. Buradan vasallaştırma kaç istiyor? 8 mi? Gerek yok vasallaştırmaya. Direkt tamamen yutalım. En azından bu devleti gerek yok. İleride vasal alacağız. Tamam, şu an tüm şeylerini aldık onun. Birkaç tur geçelim. Şuradan hepsini 50 turluk 50 turluk şey yapacağız. Özümseyeceğiz. Şeyde Europa Universalis 4'te Korf deniliyordu sanırsam. Bu arada sesi biraz kısayım mı? Ana sesi bayağı geliyor bana. Tamam. Ondan sonra Alanya'ya 12 tur gitti. 22 turuna gitti. Gelen tüm parayı buna harcayacağız. Yani şu anlık hedefimiz önce bu toprakları tamamen Türkleştireceğiz. İstikrarı yüzleyeceğiz. Yüzledikçe hazinemize gelen para da artıyor çünkü. Bakın. Bu toprakların istikrarının artması önemli o yüzden. Yani en azından ben bu şekilde bir strateji ile oynuyorum oyunu. Bayağı para geldi. Bunu da gitti. Tamam. İleride yine bakarız ona. Diplomatik olarak Bulgarlarla şu anda ilişkimiz iyi değil. Harezmşahlarla artı 10'dayız. İttifak olmamız şart şeylerle. Bulgarlarla. Biz de şu an diplomatik ilişkileri askıya almış ama onu zamanla düzelteceğiz. Çünkü Bizans'ı Bulgarlar olmadan zor yeneriz diye düşünüyorum. Çünkü Bizans bayağı güçlü. Asker basmayacağım. Biraz para biriktirelim ki gelirimiz şey olsun. Nasıl diyeyim? Asker basınca gelirimiz azalıyor ya. Bir toplu bir kazanalım. Ondan sonra basarız zaten. Buraya bu kadar yetecektir. Buraya da fulleyeceğiz. Tamam. Şimdi -9'dayız. Savaş ilan ediyoruz. Yaklaşık 2000 asker basacaktır buraya. Elazığ'a. Kaybedebiliriz o yüzden. Saldırıyoruz. Basmadık, pardon. Buraya 1000 tane bastı. Güzel. Asker kaybetmemiz iyi. Çünkü gelirimiz azalmıştı baya. O toparlanmış oluyor şeyi kaybedince. Asker kaybedince. Bize bir şey yollasın hemen. İki toprağı da alalım. Bulgarlar bizde. Pardon, Bulgar sandım da onu. Tamam. Toprağını aldık zaten. Şimdi bu iki devlete savaş ilan edeceğiz. Ama önce şuraya bir şey yapmam lazım. Saltuklu Beyliği ve Ahlatşahlarmış. Önce buna bir ilan edelim savaş. Sen hemen gir. Buna da ilan edelim. Sen de gir abi. Çok güzel. Onun bana saldırması daha güzel. Burada bayağı bir ordu kaybettik. Hemen yeni ordu basmamız gerekecek. Orada orduyu tamamen kaybettik. O yüzden yani şuraya bir 10 yollayalım. Buraya da tüm orduyu yollayalım. Tamam, çok güzel oldu. Tamam. Burada biraz daha bir ordu basalım. Ordu basmamız çok önemli şu an. 5. Hatta buraya hepsi gitsin abi. Sen şuraya 10 kişi yolla. Hepsi de buraya gitsin. Çok iyi oldu abi. Tamam. Tamam. Bunları tamamen bitirdik. Siz şuraya gelin.
Sen hareket etme. 290 asker basalım buraya. Sen Erzurum'a git. O zaman. Tamam, Erzurum'u aldık. Onlar da Ağrı'yı aldı. Ağrı'yı almaları bizim için iyi bir şey. Çünkü burada askeri kalmadı abi. Direkt hızlıca ilerleyeceğiz. Burası kale. Erzurum. Buradan asker basalım. Bu savaşta da adam yok etti bizi orada ya. Tamam. Bunları bitirdik şeyleri. Bir şey şahlardı ama unuttum adını. Buradan biraz daha asker basmamız gerekecek. Çünkü asker sayımız bayağı azaldı. Paraları bitti herhalde. Daha asker basamadı adam. Tamam. Bitti bunlar ya. Bunlar da bitti. Direkt barış yapıyoruz. Evet. Bunlarla da barış yapıyoruz. Direkt tamamen yutuyoruz. Şimdi bu özümseme olayları yine. Bunlar önemli. Özümsemeleri yapalım mı? Her bir turda bir toprağa yollayalım. Bakın gelirimiz nasıl artıyor. Bu arada Bulgarlara yeniden bir diplomat yolluyorum. Hastalıktan bayağı bir şey ölmüş. Burada ne var? Tüberküloz varmış. Burada veba alması lazım. Dizanteri. Veba başlıyor sonra. Oradan 1 milyon kişi falan ölüyordu sanırsam. Herkes bir Erzurum'da toplansın. Şuradan hangisi düşük kararlılık? Vermediğiniz zaman mesela şunlara bir 9 surat da bunlar kullansın. Sonra 65'lik bunları da kullanalım. Hastalıktan bayağı ölen oluyor. Tamam, bunlar fullendi. Şunlara yollayacağız. 19. Buraya da yolla. Buna da yolla. Buna da yolla. Burada bayağı az gelişiyor ya. Şuraya 50 yolla abi. Bir tane de direkt 50 yapıştıracağım. Burada bitirelim videoyu. Peş peşe çekeceğim bölümleri. Günde 2 bölüm falan atabilirim kanala. Burada durduralım hemen. Ben yeni bölüme başlayayım. Peş peşe çekeceğim dediğim gibi zaten. Direkt hızlı hızlı atarım videoları. İyi günler. İyi oyunlar arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca aşağıdan da videoyu beğenirseniz videoların daha hızlı gelmesini sağlayabilirsiniz. İyi günler.